Yeniden bir gündeme kavuştuk. Bu sefer de konu sokak köpekleri. İşte son günlerde ülkemizde bu eski tartışma tekrardan alevlendi. Konu sokak köpekleri. En son küçük bir çocuğun bir pitbull tarafından uğradığı saldırı sonrası yeniden gündem oldu ve bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki kere çağrıda bulundu. Hatta bu çağrıya beyaz Türkler köpeklerinize sahip çıkın diyerek de yaptı. Bunun üzerine muhalif medyadan köpek kıyımı haberleri geçmeye başladı. Fakat konu ne beyaz Türklerin köpekleri, ne de köpek kıyımı, ne de pitbull. Sorun günlük siyaset çok daha büyük ve köklü bir şey aslında. Belki de bu gündemle birlikte ilk defa düzgün bir analiz edebiliriz konuyu yani. Bunun için kullanmak istiyorum biraz da. Bir kere pitbull sorunu ayrı bir sorun. Sokak köpeği sorunuyla aynı şey değil. Pitbull bakan da beyaz Türk falan değil, kara kuru kekolar. Hepiniz mahalleden biliyorsunuz bunları. Pitbull bakana ve dövüştürene 5-6 yıl hapis cezası çarparsın, bir de yüklü para cezası verirsin. Üzerine de kontrol edersin, sorun kendiliğinden çözülür zaten. Fakat sokak köpeği sorunu öyle çözülecek bir şey değil. Şimdi oturup size sorsam, desem ki biz insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvan hangisidir diye. Ne dersiniz acaba? Bir tahmin edin bakayım. Tavşan 500 yıl evvel Fransa'da, ördek 3000 yıl evvel Çin'de, deve 3000 yıl evvel Arabistan'ın güneyinde, kaz 5000 yıl evvel Antik Mısır'da, at 5 ila 6000 yıl evvel Orta Asya'da, eşek 7000 yıl evvel Afrika'da, tavuk 8000 yıl evvel Asya'da, kedi 9500 yıl evvel Levant bölgesi ve Kıbrıs'ta, sığır 10000 yıl evvel Orta Doğu'da, keçi 11000 yıl evvel İran'da, koyun yine 11000 yıl evvel Anadolu'da yani Mezopotamya'da. Fark ettiyseniz bu hayvanları yerleşik yaşamda yemek ve faydalanmak için kullanmaya başlamış insan, bu yüzden evcilleştirmiş. Fakat en eski evcil hayvan 11000 yıl evvel evcilleştirdiğimiz keçi ve koyun değil, 30000 yıl evvel evcilleştirdiğimiz köpek. Bilim adamlarına göre M.Ö. yaklaşık 15000 veya 100000 arasında insanlar köpek evcilleştirmeye başlamış. Böylelikle yeni bir tür gelişti ki bu gelişim de insanoğlunun gelişimiyle el ele yürüdü. Nerede insan varsa orada evcilleştirilmiş köpek de vardı. Bugün biliyoruz ki yabani kurtların evcilleştirilmiş hali bu köpekler. Büyük bir ihtimalle başlarda birlikte avlanıyorduk, sonradan yerleşik hayata geçince koruma işini üstlenmeye başladılar. Bu da tesadüf değil tabii ki de. Kurtlar sosyal gruplarda yaşadıkları ve avlandıkları için ilkel insanlarla çalışmaları ve birlikte avlanmaları pek de şaşılacak bir şey değil aslında. Sadece bir tane kurtun insanı kabullenip ona göre sürü olan avcı gruplarına katılması yeterliydi. Bu yüzden başka bir yırtıcı değil de kurt da oldu bu evcilleştirme. Hatta bir teoriye göre büyük ihtimalle yavru bir kurt insan grubuna katıldı, onları sahiplendi ve tesadüfen ilk evcilleştirme gerçekleşmiş oldu. Bu kendi kendine evcilleştirme olayı Afrika'da bugün hala görülür. Yani bu teoriye göre bu ilkel evcil köpekler aslında çok küçük yaştaki kurtlardı. Bunu doğrulayan olaylardan biri de yavru kurtların bugün bile köpek gibi eğitilebilmesi. Fakat büyüdükçe bu evcil yanları kayboluyor ve yabanileşiyorlar. Yani nasıl olmuşsa bunu da aşmışız ve köpeği kalıcı şekilde evcilleştirmişiz. Hayvanın tüm içgüdüsü körelmiş ve tamamen insana bağlı bir tür olmuş. Yani düşünsene, hayvan ilkel çağlardan beri yanımızda, genetiğini işlemiş. Çavay mağarasında bir bulguya göre en az 23 bin yıl, Sibirya'da bir mağarada bulunan kafatasına göre en az 33 bin yıldır beraberiz. Genetik araştırmalara göre köpek ve kurt 135 bin yıl evvel ayrışmış. Yani köpekler diğer hayvanlar gibi sadece evcilleştirilmedi, sosyalize edildi. Yani insanlarla ve insan toplumuyla yaşamaya alıştı. Hatta ona göre gelişti. Gelişmiş ülkelerde işte bu sosyallik seviyesinden dolayı köpekler insanlarla bir arada yaşıyor, olması gerektiği gibi. Çünkü ne demiştik? Köpek buna programlı. İlk başlarda ihtiyaç olan bu ilişki zamanla sosyal bir şeye dönüşüyor. Örneğin insanların köpekleriyle birlikte gömülmesi buna örnek gösterilebilir. Bunun da örneği çokça var. Oba Kassel'de bulunan 14 bin yıllık Doppelgrab var mesela. İsrail'in kuzeyinde bulunan benzer bir mezar da var. 10 bin yıllık Sibirya'da Kamçatka'da bulunan bir başka mezar da var. Avrupa ve İskandinav ülkelerinde bulunan başka mezarlar da var. Bunların hepsi buna örnek gösterilebilir. Şu Antik Mısır'dan kalma görüntüye bir bakar mısınız? Yani köpeğe ihtiyaç kalmadığı halde bu noktada artık yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuş. Bu yüzden bu köpekler sosyalize edilmiş veya edilmemiş diye ikiye ayrılır. Çünkü sokak köpekleri veya yabanileşmiş kendi başına yaşayan köpek de domestize edilmiştir. Yani evcilleştirilmiştir. Fakat sosyalleşmemiştir. Bu ayrımı iyi bilmek gerekiyor ki anlayın sorunu. Bütün köpekler evcilleştirilmiştir doğası gereği, yoksa kurt olurdu. Fakat sosyalize değildir hepsi. Tabii ki de insanlık geliştikçe metropolleri de gelişiyor, yaşamı da. Avrupa'da durum bugünlerde şöyle bir noktaya varıyor. Köpekler ev köpeği. Ekseriyetle tek haneye bağlı başıboş köpek yok. Dolayısıyla başıboş köpekler kategorisine giren sokak köpeği de yok. Fakat başka türlüsü var mı? Var tabii. Dedomestikasyon diyoruz buna. Yani yabanileşme. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bugünkü köpeklerin durumunu şöyle kategorize edebiliriz aslında. Yabani köpek, binlerce yıldır yabani hayatta yaşayan köpek, örneğin Avustralya'daki dingo. Yabani
yabanileşmiş, birkaç jenerasyondur yabani hayat yaşayan köpek ve feral köpek, sahipsiz başıboş köpek, terk edilmiş köpek veya başıboş bir köpeğin doğurduğu köpek, başıboş köy köpeği, tüm köye ait tek bir sahibi olmayan başıboş köpek, bizde karabaşlar olarak da bilinir bunlar, ve sahibi olan ama serbest dolaşan köpek ve en sonunda da sahibi olan serbest bırakılmayan köpek, ki Avrupa'daki %95'i bu şekildedir. Feodal yapılardan birden ani bir şehirleşmeye geçen ülkelerde sokak köpeği sorunu gözlemlenebiliyor işte. Zira köpeğin sosyal yapıdaki yeri farklı algılanıyor. Özellikle Anadolu'da köpek ailenin bir parçası değil. İnsanla bir arada yaşamaz. Bunun dini motifleri falan da var. Köpek daha çok kullanılır. Eski dönemlerdeki bu sistem birden metropollerin oluşmasıyla büyük şehirlere de geldi. Köyde sorun olmayan bu algı sorun olmaya başladı. Çünkü sokak köpeği hızlı ve kontrolsüz yürüyor. Hastalık taşıyabiliyor veya en kötü ihtimalle saldırabiliyor. Örneğin bugün büyük bir sokak köpeği sorunu olan Hindistan'da yılda 20 bin kişi köpekler tarafından öldürülüyor. Türkiye'de de yaklaşık 800 bin sokak köpeği var. Yabani köpekler diğer köpeklerden farklıdır. Çünkü hayatlarının erken dönemlerinde ve sonrasında hiçbir insana yakın temas yaşamazlar. Dolayısıyla da asla sosyalleşemezler. Ne demiştik? Evcilleştirme ve sosyalleşme aynı şey değil. Vahşi köpekler insanlar tarafından sağlanan yiyecek ve barınak olmadan vahşi bir durumda yaşarlar. İnsanlarla temastan da kaçarlar. Bu feralizasyon insanlara karşı bir korku tepkisinin gelişmesiyle gerçekleşir. Yabani köpekler üreme açısından kendi kendilerini de idare ettiremezler. Çünkü yüksek çocuk ölüm oranlarından muzdariptirler ve dolaylı olarak yiyecek, barınma ve yaşam alanı için insanlara bağımlıdırlar, muhtaçtırlar. Yani ne kadar yabani olursa olsun köpek yine insan olmadan yaşayamaz. Bu tabi paradoks. Hani ülkemizde bugün diyorlar ya işte yaşam alanlarını elinden aldık falan. Böyle bir şey yok. Bunların yaşam alanı yok zaten. Bunların yaşam alanı insanın yanında. Sokakta değil bu arada, bak dikkat çekiyorum. İnsanın yanında. İşte rezidanslar diktiniz, doğayı mahvettiniz, böyle bir argümanı burada sunamazsın. Çünkü bu hayvan ormanda yaşamıyor normalde. Yine senin yanında yaşaması gerekiyor. Normal şartlar altında. Çünkü evcilleştirmişiz hayvanı. Biz yapmışız. İşte Allah'ın kulları falan diye konuşanlar var da yahu evcilleştirmişsin. Bu hayvan doğada bu şekilde değilmiş. Yani sorumluluk sende. Bu köpeklerin çoğu hayatlarını çöpleri karıştırmış ve insanların artıklarını tüketerek geçiriyor. Hani kendi kendine de avlanamıyor. Bir gruplaşamıyor. Çünkü böyle bir içgüdüsü yok hayvanın. Kendi başına var olamıyor. Yani dolaylı yoldan yine insana bağlılar. Fakat buna rağmen genelde hiçbir zaman sahipleri olmuyor. Sahipsiz sokakta doğuyorlar. Orada ölüyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre yabancı bir insan yaklaştığında en yaygın tepkileri kaçmak %52 ve agresif bir şekilde tepki vermek %11. Bu tabii köpek eğer tekse. Gruplaşıyorsa bir sıkıntı başlıyor. İşte buraya da birazdan geleceğiz. Köpekler uyumlu ve zeki bir tür olduğu için modern şeylere de adapte oluyorlar. Bu sokak köpekleri örneğin doğal olmayan insan trafiğine de alışmışlar. Örneğin Bükreş'teki bazı sokak köpeklerinin yaya geçitlerinden geçtiği görülüyor. Köpekler muhtemelen insanlar karşıdan karşıya geçerken arabaların durduğunu fark etmişler ve buna göre kendilerini geliştirmişler. İşte köpekler yaya ve otomobil trafiğin akışına alışmış, kırmızı ışıkta kaldırım kenarındaki insanlarla sabırla oturuyor, bekliyorlar ve insanlar karşıdan karşıya geçtiğinde arabaları nasıl durduğunu fark ettikleri için onlarla birlikte karşı karşıya geçiyorlar. Bunu da öğrendiklerine göre aslında Türk halkının %95'inden daha eğitimliler ama o da ayrı bir konu. Hatta bazı ülkelerde köpek metroya otobüse biniyor. Görmüşsünüzdür sosyal medyada da. İstanbul'da da var bunlar. Fakat bu doğal değil. Yani her ne kadar şirin olsa da bu doğal değil. Güzel de değil. Köpek sadece hayatta kalabilmek için adapte oluyor. Fakat hayvanın karakteri bu değil. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda bulunan ve serbest dolaşan köpekler iyi veya kötü tecrübeler edinir insanlarla. Bu nedenle insan niyetlerini ve sonraki davranışsal ayarlamalarını anlamak insanlarla yaşam alanlarını paylaşan köpekler için çok önemli. Yani sokak köpeği insanlarla yaşadığı tecrübeye göre davranışını geliştiriyor. Bu sokak köpeği sorunundan muzdarip olan Hindistan'da Indian Institute of Science Education and Research Kolkata'da bir deney ve araştırma yapıyor. Önce hayvanlara farklı davranıyorlar. İşte arkadaşça veya tehdit edici. Sonra da yemek veriyorlar. İşte aynı insanlar. Tekrar köpekler arkadaşça jestlere tepki olarak daha fazla yakınlık arama davranışı sergilerken tehdit edici ipuçlarının etkisine bağlı olarak mesafe almaları, hatta agresif olmalarını gözlemliyorlar. Yani köpek yine insanın yakınlığını arıyor. İlginç bir şekilde yalnızca yüksek şekilde tehdit ve şiddet sonraki aşamada kalıcı bir etkiye sahip. Yani köpeğe az kötü davranıldığında bile yemek verilince tekrar yakınlık arıyor. Bu da bize sokak köpeklerin özünde insan yakınlığını aradığı ve başıboş yaşayamayacağını gösteriyor. Dolayısıyla bu köpeklerin hayatta kalmaları büyük ölçüde insanlara bağlı. Araştırmalar ayrıca serbest dolaşan köpek yavrularının yalnızca yaklaşık %19'un hayatta kaldığını gösteriyor. Kalanlar araba kazaları gibi çeşitli faktörler nedeniyle yetişkinliklerine ulaşamıyor. Bu sonuç insanlarla birlikte yaşamanın serbest dolaşan köpeklerin nüfus artışı üzerinde de ciddi olumsuz etkileri olduğunu göstermek. Bu nedenle sokakların hem refah hem de sağlık açısından özgür yaşayan evcil
evcil köpekler için uygun yerler olmadığını kabul etmek çok önemli. Şimdi insanlara bu kadar bağlı, hem de içgüdüsel olarak bu kadar bağlı hayvanlar yığınlar halinde sokakta bulununca ne oluyor? Önce bir çeteleşme, bir gruplaşma başlıyor. Alfalık arayışı da başlıyor yani içgüdüsel olarak. Tabii ilk etapta birbirlerini parçalıyorlar bunlar kavgalarda. Ölüm, hastalık ve açlığın yanında bir de bu faktör var. Mahallelerde çeteleşmeye başlayan sokak köpekleri çevredeki insanlara da saldırıyor. Hayvanlara da. Yurdun dört bir yanından bana gelen görüntüler var. Bu görüntüleri dünyanın hiçbir medeni noktasında göremezsiniz. Çünkü bu doğal değil. İnsan yapımı bir sorun. Çocuklara saldırı görüntülerinin yanında yurdun dört bir yandan sokak köpeklerinin sürü halinde başka hayvanlara saldırdıkları görüntüler de geliyor. Hele bir tanesi moralimi çok bozmuştu. Yavru bir kediyi 10-15 köpek parçalıyor ve kedi sonuna kadar canlı bağırıyor sürekli. Burada sizin için sansürleyeceğim burayı. Ama hayvanlara kızmıyorum. Hayvan çünkü hayvan. Asıl azmettirici ve sorumlu yoga kursunda mahallemizin tatlışları onlar diye hava yapan, Instagram'a iki story atmak için hayvanı insan sanan ruh hastası Karen'lar. Ekmek atarak bu ekolojik bozukluğu çözdüğünü sanan ruh hastası manyaklar. Mahallenin bakkalı, şusu, busu. İşte mahallemizin köpeği o. Şimdi gelelim Türkiye bazına. Üstüne üstlük 2004 yılında çıkan bir yasaya göre bu köpekler uyutulamıyor. Yani öldürülemiyor. Dolaylı olarak da barınak çözümü öne çıkmak zorunda kalıyor. Çünkü başka bir alternatif yok. Fakat bu barınakların bazıları ölümden de beter. Barınaklarda rehabilite edilen köpeklerin normal hayata dönebildiklerini gözlemliyoruz. Evet, ama rehabilite edilmeleri gerekiyor. Yani uzmanlar gerekiyor burada. Yani sokak köpeklerinin sokaktan alınmaları gerektiği tartışmaya kapalı. Bu olacak. Tartışmamız gereken şey bunun nasıl çözüleceği. Ha, bu işin romantizmini yapanlar evinde alıp bakabilirler ki bu da bir çözümdür. Bu köpekler sokaklarda kaldığı sürece çile çekecekler. Çile çektikçe saldırganlaşacaklar. Saldırganlaştıkça da şiddetin boyutu artacak. Peki diğer başıboş köpek sorunu olan ülkeler ne yapmış bu konuda? Birkaçına göz atalım istiyorsanız. Portekiz'de başıboş hayvanların sayısı soruna yol açarsa belediyeler telafisi mümkün olmayan hasar ya da acılara yol açmamaya özen gösteren yöntemler kullanmak kaydıyla bu hayvanların sayısını azaltabilmektedirler. Eğer hayvanın yaşaması kamu sağlığını tehdit edici bir unsur ise en az acı çekeceği bir yöntemle itlaf edilmesi öngörülmüştür. Bunun dışındaki başıboş hayvanlar için de kısırlaştırma ve barındırma yöntemi uygulanmaktadır. Bulgaristan'da başıboş sokak köpekleri yerel otoriteler tarafından toplatıldıktan sonra kısırlaştırılmakta ve barınma evleri aracılığıyla korunma altına alınmaktalar. İsveç'te kamu sağlığını tehdit eden ve tedavisi mümkün olmayan şekilde yaralı veya hasta olan sokak hayvanları acilen itlaf edilmektedir. Bu itlaf ise ancak yetkili kişiler tarafından, işte özellikle veteriner ve hekimler tarafından yapılmaktadır. Norveç'te bir kanuna göre insanları yaralayan köpeklerin ölüm cezasıyla cezalandırılması eskiye nazaran daha kolay hale gelmiştir. Kanun ayrıca polislere şüpheli gördükleri köpekleri yakalama ve alıkoyma yetkisini vermiştir. Malta'da tehlikeli ve sağlıksız köpekler polis yetkilileri tarafından kontrol altına alındıktan sonra itlaf edilmektedir. Bunlardan bazıları tabii ki de Avrupa ülkeleri. Maalesef 3. dünya ülkeleri, aynı sorunlardan muzdarip 3. dünya ülkeleri pek de medeni çözümler sunmuyor. Bunlardan en büyüğü de Hindistan örneğin. İnternette yapılan araştırmada başıboş köpekler ve bu köpeklerin itlafına ilişkin en fazla kaynak Hindistan'la ilgili. Hindistan'da köpekler büyük bir sorun. Ülkede çöp yığınları da fazla olduğu için köpekler de sokaklarda çöplerden beslenmekte. Bu yoğunluk nedeniyle köpeklerin itlafı da kolaylıkla yapılabilmektedir. İçi su dolu bir tank içinde bir tür römorkta tutularak elektrik uygulanarak itlaf ediliyorlar. Yani hayvanlar su içmeye geldikleri zaman elektriği veriyorlar ve hayvanları öldürüyorlar. Bu köpeklerden bazen ölmesinin 5 saati bulduğuna dair raporlar da var. Mısır'da örneğin, özellikle Kahire'de köpekler yakın mesafeden direkt vurularak etkisiz hale getiriliyorlar. Peki Türkiye'de bu işin yasal boyutu nedir? Konuyla ilgili en önemli uluslararası belge 1987 yılında Strasbourg'da imzalanan ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi'dir. Türkiye'nin 2003 tarihinde kabul ettiği sözleşmenin 3. bölümünün 12. maddesinde sahipsiz hayvanlar için alınacak önlemler başlığını taşımakta. Buna göre ülkeler başıboş hayvan sayısının sorun yarattığını düşünürse ağrı, acı ve ızdırap çekmelerine sebep vermeyecek şekilde sayılarını azaltmak için uygun yasal ve idari tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır. Bu önemli çünkü yükümlü kılınmıştır deniyor. Yani yapılması gereken şey bunlar. Bu tedbirlere örnek olarak şunları da saymışlar. Eğer sahipsiz hayvanlar yakalanacak ise bunun hayvana fiziksel ve manevi olarak en az seviyede acı verecek şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yakalanan hayvanların muhafaza edilmesi veya öldürülmesi işlemlerinin bu sözleşmede belirtilen prensiplere uygun olarak veteriner, hekim veya uzman kişilerce gerçekleştirilmesi gerekiyor. Maalesef belediyelerimizde böyle vasıflı insanlar yok. Bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler bu tür hayvanların uygun bir yöntemle sahiplerinin isim ve adresleriyle birlikte numaraları yer alan daimi bir kimlik sağlamayı ve hayvanların plansız bir şekilde üremelerini azaltmak için bu hayvanların kısırlaştırmalarını teşvik etmeyi taahhüt ederler. İşte asıl sorun da burada başlıyor. Avrupa Birliği bazı derneklere bu şekilde fon sağlıyor. İşte internetten takip edebilirsiniz, fon alanlar var. Özellikle hayvanların beslenmesiyle ilgili, yani obeziteye karşı fon alanlar var. Bu obezite de niye oluşuyor? İşte önüne gelen hayvana yem attığı için, işte ekmekle beslediği için. Yani bunun için ilaç sağlamış bize Avrupa Birliği bu arada. Fon sağlamış ve birçok STK'da bundan faydalanıyor. Yani dehşet paralar dönüyor burada. İşin detayına bu videoda girmeyeceğim. Yoksa yine onu tartışacağız yani asıl konuyu tartışmak yerine. O yüzden bu detaya girmek istemiyorum. Fakat dehşet paralar dönüyor.
dönüyor ve sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlara göre bu STK'lara giden paralar bu köpekler için harcanmıyor. Yani köpeklerin durumu içler acısı bu STK'larda. Hepsi değil bu arada. Fakat bazıları ve en büyükleri bunlardan biri de işte bu çocuğun ailesini dava edeceğiz diyenler. Bunlarla ilgili paylaşımlar oluyor internette, bakabilirsiniz. Belki de yoga kurslarına Instagram storiesiyle hava atan Milf teyze ya da işte mahallenin bakkalı bu çözümü beğenmiyor ama bu işin çözümü er ya da geç. Yani belki bugün olmasına yarın bu şekilde çözülecek. Yani barınakların, düzenli barınakların çözülmesi gerekiyor ve bu köpeklerin kısırlaştırılıp sahiplendirilmesi gerekiyor. Başka şekilde hallolacak bir şey değil. Şöyle bir Türk romantizmi var bunda işte. İşte bu hayvanlar doğada yaşıyor da doğayı ellerinden aldık da bilmem ne işte insanlık ölsün, insanlık bitsin, yazıklar olsun diye bir paylaşımlar falan. Ya oğlum siz gerizekalı mısınız? İşte bakıyorsun konu hakkında paylaşım yapanlar. Adam çıkmış Twitter'da diyor ki işte onlar Allah'ın dilsiz kulları. İşte onların elinden aldık yaşam haklarını, doğal alanlarını falan. Ya kardeşim ne anlatıyorsun sen? Köpeği salsana bir ormana Allah'ını seviyorsan. Köpeği sal ormana. Bak o sana bakar, sen ona bakarsın. E hadi avlanmayacağım mı diyeceksin. O da diyecek sana hav hav. Yani ben nasıl avlanayım amına koyayım? Bu köpekler bizsiz yaşayamaz. Bizim bu köpekler. Dolaylı olarak da doğada yaşayamazlar. Doğayı ellerinden almadık. Sadece onları sokağa attık. Bu. Bu hayvanın yaşayacağı yer sokak değil. Sen oraya iki tane mama atıyorsun, paylaşım yapıyorsun diye de bu soru çözülecek değil. 10 sene sonra belki daha da kötü şekilde var olacak. Bu arada tüm Avrupa'da sadece Türkiye'de köpekler üzerinden kuduz yayılma tehlikesi var. Yani sadece Türkiye'de var bu. Bu gibi birçok sorun daha var. Fakat bu işi en güzel Yasemin Demirbaş makalesini bitirince özetlemiş. Şöyle diyor çünkü. CNVR yönteminin iyi uygulanması. CNVR yöntemi de bu arada işte kısırlaştırılması, çiplenmesi, ondan sonra sokağa geri sarılması eğer sahip bulunamıyorsa. Bu yöntemin iyi uygulanması Türkiye'deki köpek popülasyonunun başarılı bir şekilde kontrol edilmesi için bir anahtar olsa da mevzuat kayıt ve halkın eğitimini içeren çok faktörlü bir yaklaşıma sahip olmak da önemlidir. Köpeklerin iyi veteriner bakımının yanı sıra sosyal temas ve faaliyetlerde bulunabilecekleri bir ortam sağlayarak barınaklarda kalan köpeklerin refahını arttırmak önemlidir. Aslına bakarsanız final olarak özetlemek gerekirse bu işin doğrusu bu. Bu hayvanların toplanması gerekiyor, kısırlaştırmaları gerekiyor, kontrol altına alınabilsinler diye. İşte çoğu insan sanıyor ki çete halinde dolaştıkları zaman işte sokaklarda falan çok über böyle süper bir hayat sürüyorlar falan. Tabii ki de öyle değil. Yani rezil bir hayat, cehennem gibi bir hayattan bahsediyoruz. Ve hiçbir medeni ülkede göremiyorsunuz bunu. Yani sadece işte Hindistan'da, Mısır'da, şurada, burada, Bükreş'te falan görüyorsunuz. Ve işte buna özenenler var. Yani bunu çok güzel bulanlar var. Her bokta Avrupa'ya özeniyoruz da, her bokta işte medeni ülkelerden bir şeyler kopyalıyoruz da. Niye konu buraya gelince Türk romantizminiz tutuyor onu anlamıyorum ben. Böyle bir Anadolu romantizmi var bu konuda. Mülteci konusunda da benzer şey olmuştu bu arada. Belki hatırlarsınız. İşte biz demiştik ki 9 milyon insanı nasıl entegre edeceğiz? Nasıl dağıtacağız? Bu insanların işte geçimi nasıl olacak? Biz bu işi maddi olarak nasıl taşıyacağız dediğimiz zaman küfürler ve salyaları akıtarak işte Allah bereket verecek, işte şöyle olacak, böyle olacak diyorlardı. E sıçtılar, sıvadılar. Ama ortak bir özellikleri var, onu da fark ettim. Çok konuşuyorlar bu konularda. Her şeye engel oluyorlar, her çözüme engel oluyorlar. Küfür, hakaret, gırla. Ondan sonra da hiç problemler ortaya çıkmaya başlayınca ortadan kayboluyorlar. Yani ortada yoklar bir de. Yani merak ediyorum nerede bu kişiler? Ha hakkını yemeyelim. Bir tane dernek çıkmış. Yani kız ölüm savaşı veriyor. Ölüm kalım savaşı veriyor hastanede şu anda. Kızın ailesini dava etmiş.